Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan, Bakı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz, hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly havalimanındayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Ohrid'i gezecekseniz tabii ki size yakışıklı mı yakışıklı bir rehber gerekiyor. O rehber de şu an hemen benim yanımda. Çağıracağım. Sonay'cığım, gelir misin 2 dakika? Ohrid deyince akla Sonay geliyor. Sonay, evet, bize biraz anlatır mısın Ohrid'i? İnsanlar gelince önce nereden başlamalı? Bu Çınar Meydanı'ndan mı başlamalı? Aynen, bu Çınar Meydanı'ndan başlıyorlar. Hı-hı. Buradan. Evet. Çınar'ı anlatıyoruz müşterinize. En çok Türk müşteriniz geliyor Ohrid'de, Balkan'a yani. Evet. Türkiye'den. Müşteri derken turist diyorsun yani. Turist, bizim müşterilerimiz yani. Türklere bizim müşterilerimiz diyorum. Tamam. Onun müşterileri, turistler onun müşterisi bizim bu arada. W tatilin müşterileri. Tamam. Çok daha çok geliyorlar. Evet. Şurada Türk çarşısı. Tamam. Şurada geziyor. Burada hep helal. Tamam. Yani Osmanlı çarşısı diyorlar. Osmanlı mutfakları, restoranlar. Aynen öyle. Çınar Meydanı'nda sohbetimize devam ediyoruz. Burada bir çınar ağacı var dedik ya. Bu evet. Çınar ağacının bir hikayesi var mı? Var. 900 yıllık bir çınardır. 900 yıllık bir çınar. May maşallah. Aziz Clement inanılır ki dikmiştir çınarı. Evet. Önceden Çınar'da berber dükkanı, çaycı varmış önceden. Çınar'da diyorsun berber dükkanı varmış. Tabii. Başka ne varmış dedin? Çaycı. Çaycı, süper. Çınar'a bak, alışveriş merkezi gibi. Aynen öyle işte. Alışveriş. Ama 1979 yılından beri bir şey yok UNESCO'ya girdikten sonra. UNESCO'ya girdikten sonra hiçbir şey yok. Gel şöyle önünü dön, çok arkanı dönme. Biraz o güzel yüzünü görsünler kardeşim. Tamam. Şimdi bir de burada kaç tane cami var? 11. 11 tane cami var. Bir de tekkemiz var. Bir de tekkemiz var. Aynen. Tekkede ne yapıyoruz? Namaz kılınıyor. Tamam, normal camilerde de kılınıyor. Tabii. Ama neden tekke deniyor mesela? Eğitim mi veriliyor oradan? Dini eğitim veriyorlar mı tekkede? Veriyorlar, evet. Süper. Kur'an okumayı öğretiyorlar. Tabii. İsteyenlere. Tabii. Evet, o zaman bir hayli Müslümanımız var. Vardır. Yani yaklaşık ortalama 3000 Türk yaşıyor Ohrid'de. Ohrid'de yaklaşık 3000 Türk yaşıyor ve bunların hepsi de Müslüman zaten. Tabii ki. Arnavutlar da çok var. Arnavutlar da Müslüman. Tabii. Müslüman Arnavutlar da var. Tabii. Süper o zaman. Gölü bize biraz anlatır mısın? Yani gölümüz %30'u Arnavutluğa düşüyor. Tamam. Karşımızda Arnavutluk var. Evet, süper, biliyorum. %30'u gölün Arnavutluğa düşüyor, %70'i buraya, Ohri'ye, Makedonya'ya, Ohri'ye düşüyor. Tamam. Evet. Gölün 300 metre derinliği var. Gölün. 300 metre. Aynen. Duydunuz mu? 300 metre gölün derinliği var. Evet. 30 kilometre uzun, 15 kilometre genişliği var. 30 kilometre uzunluğu var, 15 kilometre genişliği var. Aynen öyle. Ohrid Gölü'nde kaç çeşit balık var? Çok 17 tür balık. 17 tür. Aynen. Bir de korumaya da alındı diye biliyorum. Evet. Ne koruması var? UNESCO aldı onu da korumaya. Aynen öyle. Yazın oralar süper oluyor o zaman. Yazın plajlarımız var. Yazın Makedonya'da tatile geliyor millet buraya. Festival yani, gibi. Festivaller de oluyor yani burada. Oo, daha ne olsun ki ya. Festivaller oluyor. Millet yani denize gideceğini Ohri'ye geliyorlar tatile. Yani bir haftalara Makedonya'dan, Sırbistan'dan çok geliyorlar. Hollanda geliyor. Bulgar geliyor. Süpermiş. Türkler geliyor mu çok? Bizim Türkiye'de. Çok geliyor. Türkiye'den çok Balkan turları var değil mi? Çok Balkan turları. Valla süper. Yani gelinip gezilmesi gerekiyor zaten Balkanlar. Hatta gelince de Ohri'den mi başlasınlar? Yani gelince şöyle bir durum var burada. Ohri'ye direkt uçak var İstanbul'dan zaten. İzmir'den de uçak olacak. İstanbul'dan da uçak olacak Ohri'ye direkt. Charter. O zaman süper. Duydunuz. Ohri'ye gelmek istiyorsanız direkt uçakla da gelebiliyorsunuz. Bu arada burada çok çılgın bir rüzgar var. Rüzgar olduğu için benim saçlar dalgalanıyor. Ama Sonay'ın saçları dalgalanmıyor. Evet. Çünkü niye? Saçlar daha uzamamış. Var. Niye yok olsun ki, uzamamış. Onda hiç problem yok. O zaman sana şimdilik verdiğim bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok vermedik ama olacak daha iyi. Ama olsun, yaşantı için. Böyle yakaladın beni böyle. Böyle yakaladık. Evet. Aa dur, son sorum aklıma geldi. Gel abi gel. Buyurun, gel. Buyurun. Bu arada soğuk olduğu için biz sürekli böyle şey gibi dönme dolaptaymışız gibi dönüp duruyoruz olduğumuz yerde. Kamera bizim etrafımızda dönüyor. Kameranın elleri titriyor. Evet. Olsun. Tutamıyor kamerayı ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu hemen soracağım. Çok Osmanlı kalıntısı var mı şehirde? Var. Peki onları nerelerde görebilirler? Bir tanesi kale. Kaleye girerken evet. Zaten her şey Osmanlı burada ya. Zaten her şey Osmanlı'da. Zaten o Osmanlı'dan kalma her şey burada. Değil mi? Yani evet. Şimdi baktığında o zaman son noktayı koydu. Evet. O zaman burada zaten her şey Osmanlı, zaten her şey Türk. Yaşayanların da büyük bir çoğunluğu zaten Türkler yani. Değil mi? Ne büyük mutlu Türk'üm diyene. İşte bu. Daha ne olsun ki? Evet. Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan, Bakı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly havalimanındayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magosa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz.